Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir yeni videomuza daha hoş geldiniz. Şimdi temizlikten bahsetmiştik. Burayı temizledik. Amerikan kümesine de gitmiştik. Orada da kabaca ızgara olmayan, altlık olan zemini nasıl temizliyoruz bunu göstermiştik. Şimdi dostlar, ızgara yapımı çok basit. Bu arada Ligor'un yumurtalarımıza da bir bakalım. Bakın şu şekilde beyaz beyaz yumurtalarımız. Sağ olsunlar. Devam ediyorlar. 4,5 yaşında ligorinler arkadaşlar. Bir önceki videoda bahsettim. Yani bir aydan sonrasına sıra yazılıyor şu an. Bilginiz olsun. Siz de ligorin isteyenler yerinizi alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bizim şu ızgaramızı şöyle bir göstereyim. Bu bizim kalın, yüksek, ağır trafik kullanımında kullandığımız ızgara. Şu an bayağı pahalandı. Plastik malzeme çok arttı. Ama yani Talaş'ın da çuvalı 20 lira, 25 lira. Ufak çuvallar arkadaşlar. Büyük çuval olsa bir şey değil. Ufak çuvallar bu fiyatlardan gidiyor. Şimdi ızgarayı döşeyelim beraber istedim. Ve bu videonun devamında da ızgara zeminin temizliğinden bahsedecektik. Şöyle bir ışığa göstereyim. Bakın tırnakları var. İki yönü tırnaklıdır. İki yönü de bu tırnakların oturacağı şekildedir. Yani dişili erkekli. Şimdi ızgarayı nereden söküp temizliği nasıl yapacağımızla alakalı. Şimdi tırnakları bu taraftan başlarsak eğer, şöyle mesela şu köşeye koyayım arkadaşlar. Şurada bir flaş da yaksam fena olmayacak aslında. Şöyle. Şimdi mesela böyle yaparsam tırnağın biri oraya biri buraya geldi. Buraya ızgarayı direkt koymam zor. Bunu kaldırıp koymam lazım. O yüzden ne yapıyorum? Ben bu köşeden başladığım için tırnakları duvar dibine denk getiriyorum. Bakın şu şekilde. Bu tarafa dişileri denk getiriyorum. Niye? Hemen şuradan bir ızgara da alıyorum. Aldığın ızgarayı yine bir yönü duvara gelecek şekilde erkeğin diğer yönde diğer duvara gelecek şekilde ki duvarımız da gönyesizmiş bu arada. Şöyle bir çaprazlıktan anlayabiliriz. Arkadaşlar bu şekilde yaptığımız zaman hiç diğer ızgarayı kaldırmadan koya koya Lego gibi gidiyoruz. Şimdi mesela yanına da koyalım. Yanda nasıl oluyor? Yine tırnaklar diğer tarafta olduğu için bakın hani sadece o yönde değil. Şöyle L şeklinde duvara denk getirmemin sebebi o. Yine bakın aynı şekilde tırnakları köşeye getiriyorum üste. Buradan oturttuğumuz zaman şöyle biraz çekeceğim gönyesine gelmesi lazım. Evet. Bakın. Olay bu. Şimdi 1 metrekare ızgarayı şunun kenarlarını kırmışız. Şunları kenarlara kullanırız arkadaşlar. Sağlamları kullanalım şimdi ortaya. Çünkü kesim gereken yerlerde zaten onları kesmek zorunda kalıyoruz. Şöyle şunu da şöyle taktım. Hop. Bakın bu kadar basit. Şu an 1 metre ızgarayı yaptım. Siz de video çekerken tek elle 1 metre kare 4 tanesi 1 metre kare yer yapar arkadaşlar. Bunu tamamlamış olduk. Şimdi şu diğer ızgarayı koyalım. Yani İşe doğru başlarsak arkadaşlar işimiz kolay olacaktır. Şimdi elimde çok fazla ızgara yok. Olan ızgaram bu. Bu tarafa yapacağım. Niye? Bu nipelden su kaçağı olduğu zaman ya, su içerken suyu döküyorlar. Ayakları ıslanmasın. Burada ızgaranın üzerinde olsunlar. Derdim o biraz. Bunlardan bayağı kırıklar varmış ya. Bunlar bayağıdır bizim burada bu arada. Şu diğer astrologlar alacağımız kümesi yapacaktık. Herhalde bir 5 aydır arkadaşlar bekliyorlar. Bakın mesela bu arada bunu ters takmışız. Diğer ızgarayı koyacağımız zaman bize hatayı da gösteriyor. Şöyle bir tur dönmesi lazım. Niye? Erkekler diğer tarafa gelecek ki koyduğumuz ızgara da bunu hiç kaldırmadan koyalım. Bakın bu şekilde. Şöyle. İşlem tamam. Hop. Şurada girdi mi? Şimdi ne olacak arkadaşlar? Yem yedikleri, su içtikleri bölgede ızgaranın üzerinde kalacaklar. Tünek altına zaten ızgara çok kalabalık kümeslerde çok kullanışlı değil. Niye? Tünek altı hemen doluyor. Şöyle Lego gibi dizelim. Keyifli de bu arada. Yani yapması keyifli. Bunun temizliğini de arkadaşlar bu videonun devamına koyacağım. Yani video çok uzun olmayacak diye düşünüyorum. Şu an 5. dakikalardayız. Yani ızgaralı zemin nasıl temizleniyor? Kolaylığı ne? Avantajı ne? Bu parayı vermeye değer mi? Onu bir göreceğiz. Çünkü
Bunu bakın bu şekilde koyduğumuz zaman zaten bu taraftan alarak toplayabiliyoruz. Hemen kürekle hiç talaş olmadığı zaman daha az bir gübreyle işi çözmüş oluyoruz. Bayağı da bir yer yapacak. Şöyle göstereyim. Devamını da videoyu kapatınca yapayım. Zaten hani sistemi az buçuk anlattık. Ne yaptık? Erkekleri şöyle koyduk köşeye. Köşeden başladık arkadaşlar. Ne oldu? Dişiler bu tarafta. Devam edeceğimiz yönde dişiler kaldı. Direkt üstüne koya koya gittik. Diğerini hiç kaldırmadan. Sökerken de ne oluyor? Aynı şekilde söküyoruz. Burayla işimiz olmuyor. Sistemi doğru başlatırsak doğru gidiyor. Elimdeki ızgara da şu bölgeye çok rahat yetecek. Belki 3. sırayı da yapacak gibi duruyor. Burayı bir yapayım. Bitmiş halini göstereyim. Ondan sonra da ızgara temizliğinden devam edelim. Evet arkadaşlar. Hava bayağı kötü bu arada. Kuşlar da yiyenlerden nasipleniyor. Izgara 3 sırayı yaptı. Şuradaki yiyenliğin altını da yaptı. Şöyle bir kenara çıkayım. Şu serçemiz de dışarı çıksın. Hop ışığı da açtık. Bakın dostlar şimdi... Hadi çık çık öbür taraftan çık. Bakın. Kuşlar da çıktı. Şimdi buraya bugün diğer ligorinya arkaları da getireceğim. Biliyorsunuz kılavuz yumurtalarını yaptı. 4 tane horozumuz var. Bu süreye çok rahat yetiyorlar zaten. Hop adam. Evet o da selamını verdi. Ayaklar çamur tabii dışarıda yağmur yağıyor arkadaşlar. Onları da buraya getireceğiz. Bu 4 adam onlara da yetecektir. Çünkü 30 tane falan yapıyorlar toplamda. Geçen dışarıda bir saymıştık. Burada net sayabiliriz şimdi Ligorin tavukları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen tavuk musun? Evet. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Doğru saymışız. 14 de diğer tarafta mı var arkadaşlar? Ya 14 ya 15. 30 31 tane. 4 horoz salmada ideal. 5'e artı 1 yapıyoruz normalde. Ama salmada 8'e kadar çıkıyor ki Amerikanoların bir tane horozu var. Efsane verim alıyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi burada 2 günlük yumurta var. Folluklar güzel. Doluluk oranı hoş. Bu bölgeyi hani 3 sırayı belki tamamlar demiştim. Tamamladı. Hatta şuradaki yemliğin altına buraya kadar geldi. Şu iki taneyi koysam şuraya kadar gider ama şu folluğa gidişte dedim kullanalım. Belki hatta şu ikisini söküp onları da şuraya alabiliriz ama çok problem değil. Şimdi zaten tünek altında biliyorsunuz bayağı bir gübre birikiyor. Oralarda ızgara kullanmak yani çok sık söküp temizlemeniz lazım. Kullanabilirsiniz. Ama şimdi hayvanlar genelde üst bölgede toplandığı için hani dağılmıyorlar. Dağılsa bu kadar hayvan mesela şu bütün tüneklere. O zaman hani noktasal olarak yükselmeyecek ama şimdi tamamen aynı güzergahta yükseleceği için gübre. Ne yapmanız lazım? Haftada bir buradaki ızgaraları kaldırıp temizlemeniz lazım. Bu durumda bunun altı yani rahat 2 ay gidecektir. Çünkü diğer alttaki kümeste şimdi 1 yılı geçti. Tabii ki ızgaralar doldu o yüzden. Ama göstereceğim. Yoğun olmayan gruplarda 1 yıl arkadaşlar şaka değil temizlemeden ızgara gitti. Dediğim gibi burada şimdi nipellerde ne oluyor? Su içerken kaçaklar oluyor. Bakın şimdi temizlemiştik. Bu takılı kalmış. Şöyle takılı kaldığı zaman arkadaşlar şu işlemi yapıyoruz. Ondan sonra su duruyor. Velev ki su kaçtı. Izgaranın altında kalıyor. Altlarınız bozulmuyor. Bir sıkıntı olmuyor. Izgaranın güzelliği çok fazla. Altlık malzemeleri de şu an çok pahalı. O yüzden ızgaraya devam edeceğiz. Yeni kümeste de tamamen bu ızgaraları da kullanacağız arkadaşlar. Kümeslerin ölçülerini de 50 ve katları şeklinde yaparsanız buradaki hani bir ızgara 50 santim 50 santimdir. Yani 1'e 1, 1.5'a 1, 1.5'a 1.5 gibi. Yani 2 santimde 3 santimde böyle montaj payı verin arkadaşlar. Çünkü kenarda şöyle boşluklar kalsın. Izgara 0'a 0 gelmesin. Rahat çalışsın. Bakın mesela burada şu kadar boşluk var. Bunun herhangi bir ne derler kullanımda bir sıkıntısı yok. Çünkü tavuk oraya ayak basmıyor zaten. Oraya ayağının girme durumu yok. Bakın burada da mesela çaplık vardı. Burada biraz fazla boşluğumuz var. Burada sıfıra geldi. Şu ucunu kapatalım. Yani o kenardaki kısa boşluklar çok problem değil. O yüzden hani 1.50'ye 1.50 ızgara yapacağınız alanı 1.55'e 1.55 yapmanızda fayda var. Niye? Bunları söküp takacağız. Onu da göstereyim. Hani temizlik videosunda bu videoyla birleştirecektik ama bu videoyu tamamen ızgaraya ayıralım. Bakın şu şekilde ben bunu aldığım zaman hani dişi erkek olayını anlatmıştım videonun başında. Direkt sadece bu parçayı söküyorum. Temizliği yaparken de ne yapıyoruz? Bunu aldım buraya koydum. Buradan direkt
çuvala gübreyi dolduruyorum. Şimdi gübre miktarı da az oluyor çünkü talaş kullanmıyoruz arkadaşlar bunda. Ha mesela şunu yapanlar var. Bu ızgaranın altına ucuz... Tamam be, beni konuşturmadın. Bu ızgaranın altına arkadaşlar ucuz kedi kumu, işte altlık malzemesi falan koyarsanız suyunu da emdiği için koku yapmıyor. Ama şimdi bizim bu kümeslerde genelde salık olduğu için hayvanlar, zaten koku sıkıntımız çok fazla olmuyor. Camlarımız büyük. Bakın bu kapı da tamamen açılıyor. Ama onu da yapabilirsiniz. Bunun altına ince bir altlık malzemesi, suyunu emecek gübrenin bir malzeme sererseniz. Hani tavuğun yediği zaman sıkıntı yaşayacağı malzemeler var. Izgara olduğu zaman bunları da koyabiliyorsunuz. Çünkü tavuk aşağıya ulaşamıyor. Şöyle ızgara yüksekliğini de gösterelim. Bakın arkadaşlar. Şöyle neredeyse 4 parmak. Alt temizliği. Zaten hani şu kalınlıktan dolayı 4 parmağa geçiyor. Ama net 8 santim diye hatırlıyorum, ölçmüştük daha önce. Bu şekilde arkadaşlar bir kümes, yani endüstriyele yakın salma kümes kurabilirsiniz. Neyimiz var? Nipel soluğumuz var. Askılı yenliğimiz var. Folluğumuz var. Tüneyimiz var. Olay bitmiştir. Yani en şu an lüks diyebileceğimiz kümes budur. Betonarme bir kümes. Bakın beton, yani duvar kalınlığı bu. Sıvalı. Herhangi bir bitlerin yuva yapmasına da imkan veren bir alanımız yok. Ahşap değil. Burada da depomuz var arkadaşlar. Depoyu büyütmüştük. Bunun videosunu çekemedim. Bu yaklaşık 250 ya da 300 litre mi alıyordu? Yok, daha fazla alıyordu. Yani bir haftada şu kadar düştü. Yani ayda bir su doldurmanız ki, şimdi bunu ben üzerini kapatıyordum, artık kapatmıyorum. Şuradan yağan yağmur suyu da buna doluyor. Çünkü temizliği kolay. Nipeller kirlendiği zaman kaçaklar oluyor. Onlar olmasın diye kapaklarını kapatıyorduk ama direkt boruyu açıyorum. Kaldırdığım zaman nipelleri diğer taraftan akıyor. Ve temizliği gayet kolay oluyor. O yüzden artık su maliyetini de düşürme anlamında. Bir de sonuçta israf. Hazır yağmur suyunu değerlendiriyoruz. Bakın oradan gitti, suyunu içti. Yani olay budur. Suyla uğraşmadığınız zaman bu yemlikler, zaten bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yemlik var. 6 çarpı 15 90 kilo. Yani hayvan başına 100 gram düşünürsek bir günde burada 30 tane hayvan 3 kilo yem yer. Bir ayda bu yemlikleri anca bitirirler. Öyle bir hesap yapabiliriz. Ayda bir buraya gelip sadece yem ve su doldurarak ve ayda bir yaparsanız zaten muhtemelen yarım saatte bu ızgaraların altını temizlersiniz. Çok gübre birikmeyecektir. Bu şekilde iş yükümüzü hafifletiyoruz. Tabii ki bir maliyeti var. İşte yemlik bir para, nipel bir para, ızgara bir para ama sonuçta bunları yapmazsak da bu sefer işçilik oluyor. İşçilik de bir maliyet. O yüzden bir kere bu maliyeti göze alıp eğer imkanınız varsa yapmakta fayda var. Bu ürünlerin tamamını Fatibo Pet Shop'tan bizden temin edebiliyorsunuz. Video açıklamalarında telefon numaralarımızı bırakıyoruz. WhatsApp'tan mesaj atmanızı tavsiye ediyoruz. Bazen müşteri olduğunda telefonu açamıyor oluyoruz. Bu şekilde bunların her birinin fiyatlarını bizden alabilirsiniz. Hani kümes yapım konusunda falan da hani sorularınız varsa zaten ulaşan arkadaşlar var. Yine bize ulaşabilirsiniz dostlar. Bu videoyu böyle değerlendirelim. Böyle bir örnek kümes. Hani rahat kullanımlı. Çalışan, başka işi olan ve kümeste çok fazla zaman geçirmeden kendi yumurtasını yemek isteyen takipçilerimiz için bir kılavuz olsun bu da. Daha önce de çok çektik arkadaşlar ama aynı videoları çekmek durumundayız. Yeni gelen takipçilerimiz oluyor. Eski videolar izlenmiyor. O yüzden böyle ara ara senede bir aynı konuları işlemek durumunda oluyoruz ama bunlar zaten 10-15 tane video oluyor bu konuları aktardığımız. İşte ilaçtır, böyle kümes yapımıdır, malzemelerdir. Genelde bunların tekrarı olmak zorunda kalıyor. Kanal konu içeriği açısından. Onun için arkadaşlar kümeste bir tane de ışığınızın olması sizin için iyi olacaktır. Kışın 16 saat toplam aydınlanma süresi tavuklar için idealdir. Bunu sağlamak için biz burada bir tane led ampul kullanıyoruz. Tek bir tane. Bunu ne yapıyoruz? Mesela akşam saat 10'a kadar açık bırakıyoruz. Akşam 10'a kadar açık bıraktığımızda sabah 6'da hani hava kararıyor desek, kışın biraz daha geç kararıyor hatta, 7'yi buluyor, 7.30'a doğru. Hayvanlar kabaca 16 saat bir aydınlıkta kalmış oluyorlar. O da verimi arttırmış oluyor arkadaşlar. Durumlar böyle. Evet, sorularınız varsa dediğim gibi iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz. Hani buradaki sistemi kurmanız çok maliyetli değil. İnanın ve işinizi çok kolaylaştıracak. Bu hobiden soğumazsınız. Çünkü kümese çok az uğrayarak İşi çözmüş olacaksınız. Şimdi ben 3 aylık bir proje için şehir dışına gidip geleceğim. Özellikle şimdi hemen temizliği yapıp ızgarayı yaptım ki kışın burada hani gidip gelirken bunun telaşına düşmeyelim.
Boşa düştüğümüzde, rahat olduğumuzda işte 2 ayda bir, 3 ayda bir. Yani ben şu ızgaranın altına arkadaşlar yaşayacağız. Bugünün tarihini not alalım. Kaçıymış bugün ayın? Şöyle bakayım. Bugün ayını arkadaşlar 19'u, 19 Aralık Pazartesi günü. Bakalım ne zaman temizleyeceğiz bir daha. Oradan da yola çıkarız. Evet dostlar, kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle güzelliklerle size veda edelim. Görüşmek üzere.